Hanımlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Tekrar buluştuk, çok şükürler olsun. Şimdi hanımlar, dün bahsetmiştim sizlere kaneviçemden değerlendirdiğim salon takımı, yani şömen tablamı ve gümüşlük peçetelerimizi göstereceğimden dün biraz bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi size şöyle anlatayım ilk önce. Bu benim genç kızken işlemiş olduğum eskiden karyola eteklerimiz vardı. Sizler de çok iyi bilirsiniz. Karyola eteklerimi yıllarca kullandım. Onları daha sonra yıprandı tabii, kumaş bölümleri yıprandığı için. Bunları bu şekilde salon takımıyla beraber değerlendirdim. Bakın şöyle. Muhteşem yağlı boya şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu bizim şömen tablamız. 91 santime 91 santim şeklinde yapmıştık. Bunun ilk önce köşelerini çeviriyoruz. Sizler de bilirsiniz bu köşe çevirmesini. Hanımlarımız maşallah her şeyi biliyorlar. Bu köşeleri çevirdikten sonra, yalnız arkadaşlar, size söylemem gereken şey, bu kanevçelerimizi ilk önce kumaşını ütülüyoruz. Arkasına beyaz tela yapıştırıyoruz. Muhakkak tela çok önemli. Ben size bundan sonraki videomda onun yapılışını göstermek istiyorum. Tela çok önemli. Arkasına telamızı yapıştırdıktan sonra, güzelce yapıştırdıktan sonra bunları 1 milim santimle bu şekilde oyuyoruz arkadaşlar. Küçük nakış makasıyla böyle oyduktan sonra bunu kumaşımıza iğneyle monteliyoruz. O şekilde işlemlere başlıyoruz. Eğer siz telasız çalışırsanız bunu kestiğiniz anda kumaşınız atar, parçalanır ve size düzgün bir iş çıkartmaz. Telamız şart. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Telayla çalışılması gereken işler bunlar. Bunu bu şekilde arkadaşlar, bayağı bunu montelemesinde oyduktan sonra, teleyi yapıştırıp kumaşımı oyduktan sonra bayağı 2-3 gün montelemesiyle çok uğraştım. Milim milim, santim santim yaprakları, çiçekleri birbirine denk gelmesi için, bir yamukluk, bir hasar oluşmaması için tamamen emin olduktan sonra, hesapladıktan sonra, güzelce kumaşı oturtturduktan sonra devreye sarma işiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bunları güzelce sarıyoruz zikzak makinamızla. Şu anda makinam tamirde olduğu için size tarif edemiyorum. İnşallah onları da göstereceğim size, bunun tekniklerini. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle tekrar. Bu şömen tablamız. Mesela ortasına bir çiçek kondurabilirsiniz. Ya da dilerseniz nereye isterseniz oraya da örtebilirsiniz arkadaşlar. Bu da kalan kanevçelerimden salon takımının peçeteleri. Ben gümüşlük olarak yapmıştım. Tabi o zamanlar gümüşlük kullanılıyordu. Şimdi hani gençlerimiz pek gümüşlük tercih etmiyorlar. Bunlar da gümüşlük peçetelerimiz. Bunları da aynı şekilde şöyle göstereyim. Aynı şekilde köşelerini, kumaşı işte kestikten sonra köşelerini çeviriyoruz. Çevirdikten sonra bu kanevçemizi tam köşe olarak monteliyoruz. İğneyle tutturduktan sonra sarmayla sarıyoruz. Daha sonra işte ben uçlarına hazır fistodan takmak istedim. O şekilde çalışmak istedim. Bu şekilde menekşesine uygun bir fisto almıştım. Dantel. Bu şekilde. Peçetelerimiz de hanımlar 23 santim. 23 santime 23 santim kare oluyor zaten, biliyorsunuz. Bunlar da işte kalan bu karyola eteklerinden, şömen tablamızdan kalan kanevçelerimizle gümüşlük peçetelerimizi hazırladım. Elimde kalan kanevçelerle bu kadar parça çıkmıştı. Bu şekilde arkadaşlar. Hanımlar, şimdi benim bu kalan, dediğim gibi, parça kanevçelerimden tam 9 parça çıkmış. Şimdi tekrar saydım.
Bu şekilde ne bileyim ben çok seviyorum bu kaneviçeleri. Yağlı tablo gibi geliyor. Şimdi gençler biraz eskitme, eski meski falan diyorlar ama belki bizim çocukluğumuz böyle geçti. Bu tür işlemelerle, kaneviçelerle geçtiği için bize çok güzel geliyor. Bunları kıyamıyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Bu şekilde 9 parçada gümüşlü peçetelerimiz çıkmış. Elimizde kalan şey kaneviçelerle. İşte bu şekilde arkadaşlarım. Ben daha o kadar çok kaneviçe işlemişim ki onları dediğim gibi hiç kıyamadım. Seccadeler yaptım daha önce. Ondan sonra bebek yastıkları yaptım. Küçük küçük bebek yastıkları, nevresimler vesaire yaptım. Onları inşallah size yavaş yavaş paylaşmayı, göstermeyi çok istiyorum. Bu şekilde. Umarım çok beğenmişsinizdir. Dediğim gibi seccadelerimi, ondan sonra bebek yastıklarımı, nevresim yaptığım bazı teknikler var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum ileriki zamanlarda. Bu şekilde bugün sadece bunları paylaşmak istedim. Böyle simli bir ketenimsi, simli bir kumaş almıştım. Böyle tonuna tutturmaya çalıştım. İşte 2-3 gün böyle milim milim, santim santim uğraştım arkadaşlar. Böyle hani tam oturması için, bu çerçevenin tam güzel bir şekilde oturup da güzel bir şekilde ortaya iş çıkartmak için. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, kenar tercihi sizlere ait. Ben bu şekilde bu menekşelere uygun olsun diye bu şekil fisto tercih ettim. Dilerseniz daha değişik danteller, daha değişik simli makaralar ya da beyaz şeklinde, nasıl dilerseniz öyle kenarı size kalmış ya da hiç kenarda koymayabilirsiniz. Ama ben biraz tabii süslü sevdiğim için arkadaşlarım, süslü şeyleri sevdiğim için bu şekilde menekşelere uygun bir şekilde fisto koydum. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorularınız varsa sorabilirsiniz. Size yardımcı olmayı çok isterim. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha sonra bunun tekniklerini size ayrıntılı bir şekilde öğretmek istiyorum. Bir dahaki videomuzda. Daha sonra işte havlularımız, seccadelerimiz, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayırlı günler diliyorum.